Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Instagram sayfamız Kamuş Haberi takip ediyor musunuz? Etmiyorsanız çok şeyleri kaçırıyorsunuz. Şu an Twitter'da yüz binlerce işçi arkadaşımız gümbür gümbür kampanya düzenliyor. Instagram'a gelin arkadaşlar. Kamuş Haber Instagram sayfasının linki videonun altında var. Ayrıca bin kişiye ulaştık. Instagram'da Anadolu'dan kelepir arsa sayfasını açtık. 10 gün içerisinde 1000 üyeye ulaştık. Onun da linki videonun altında var. 19 bin liraya. Şaka değil arkadaşlar. 30 bin liraya. Milas'ta 84 bin liraya imarlı arsa veriyoruz. Bursa Yenişehir'de 745 bin lira 2 artı 1 TOKİ dairesi veriyoruz. Böyle ucuz kelepir arsalar, daireler görmek isterseniz işler adına hepinizi bekleriz arkadaşlar. İkisinin de linki videonun altında var. Web sitemiz memurlarhaber.com'da Kamışteri adına çok önemli gelişmeler yaşanıyor haberini girdik. Sabah saatlerinde kamışların seyyahın eksam için önemli gelişmeler yaşandığını bildirdik. Onda iş konuda da 2004-2005 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladığını haber yaptık arkadaşlar. Bu haberleri ve daha fazla haberi web sitemizden okuyabilirsiniz. İki farklı kurumda sözlü ve mülakat olmaksızın 423 kişi işçi olarak ve sözleşmeli personel olarak kamuda işe girecek. Yani iş ilanları var. Youtube kanalımıza da videoları vardır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kamu da iş sahibi olmak istiyorsanız eşiniz, çocuğunuz, çocuğunuz Youtube kanalımıza videosu var. Web sitemiz memurlarhaber.com'da da ilanlar mevcut. Bilginiz olsun. Şu an konumuz bu olmadığı için ön bilgi veriyorum. Arkadaşlar kamu işleri adına önemli gelişmeler yaşanıyor. Tıklıyoruz haberi. Az önce Türk İş tarafından geldi bu açıklamalar arkadaşlar. Hemen şöyle reklamları kapatalım ve habere birlikte bakalım. Kamu adına çok önemli gelişmeler yaşanıyor dedik. Türk İş Genel Başkanı az önce resmi açıklama yaptı arkadaşlar. Önce Eyüp Alemdar'ın açıklamasına bakalım. 29 Ocak 2024 saat 11'de ücret ve vergi adaletsizliği durumu için Türk İş eylem planını kamuoyuna açıklayacağız dedi Türk İş. Türk İş biliyorsunuz yetkili sendika işçi tarafının yetkili sendikası en büyük konfederasyon arkadaşlar. Kamu eylem planı açıklayacaklarını açıkladı. 29 Ocak 2024 saat 11'de arkadaşlar. Biz de bu saatte haberi size vereceğiz. Bilginiz olsun. O yüzden diyorum Instagram'da bizi takip etmenizi öneririm. Kamu İşçi Instagram sayfasının linki videonun altında var. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eyüp Alemdar, Türk İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Kopi Sendikası Genel Başkanı arkadaşlar. Bakın resmi açıklamada geldi. 24 Ocak 2024 tarihinde. Yani bugün arkadaşlar Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş Genel Başkanlıkları ivedi ve önemli başlıklı yazıyı yazdı arkadaşlar. Türk İş Kamu Koordinasyon Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere. 24 Ocak 2004 Çarşamba Günü yani bugün toplandı arkadaşlar. Toplantıda başta geçim şartları olmak üzere iş barışını bozan gelişmeler, ücret ve vergideki adaletsizlikler, kamuda taşeron uygulamaları ve benzeri sorunlarla değerlendirilmiştir. Çalışma hayatında mevcut sorunların daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi amacıyla 29 Ocak 2004 Pazartesi günü saat 11'de Ankara'da Konfederasyonumuz Genel Merkezi'nde Türk Üye Sendika Genel Başkan ve Genel Merkez Yöneticileri Türk İş Bölge ve İl Temsilcileri ile Ankara'daki şube başkanlarının katılımıyla toplantı yapılması yönetim kurulunca kararlaştırılmıştır. Toplantıda durum değerlendirilmesi yapılarak yol haritası belirlenecek ve çalışma hayatındaki sorunların çözümüne dönük Türk İş Eylem Planı kamuoyuna açıklanacaktır. Anlan toplantıya sendika genel merkez yöneticilerinin eksiksiz olarak katılımını rica eder. Çalışmalarınızda başarılar dileriz diyor. Bu önemli arkadaşlar. Yani bütün sendika temsilcileri Ankara'ya çağrıldı. Saat 11'de Pazartesi günü 29 Ocak 2004 Pazartesi günü saat 11'de Ankara'da konfederasyonumuz genel merkezinde tüm üye sendika genel başkan ve genel merkez yöneticileri Türk İş Bölge ve il temsilcileriyle Ankara'daki şube başkanlarının katılımıyla toplantı yapılması yönetim kurulunca kararlaştırılmıştır diyor açıklamada. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bakalım eylem planda ne çıkacak? Bildiğiniz gibi memur emekliye SGK işleri emeklilerine %50'ye yakın maaş zam verildi. Enflasyon farkı dahil ama kamu işçisinin maaş zamı %33'te kaldı. Hadi o da %33'te kaldı diyoruz ama Mart ayında zam alacaklar. %20 civarı zam alacak enflasyon farkı dahil. O da çok düşük kaldı. O yüzden kamu işleri ayağa kalktı. Biz de işçi Haber Instagram sayfasında neredeyse 30 bin kişilik devasa bir aile olduk. Oraya da gelmenizi öneriyorum. YouTube'da Türkiye'nin en büyüğüyüz. Nasıl Türk iş Türkiye'de en büyük arkadaşlar? Konfederasyon olarak YouTube'da da kamu işleri en büyük biziz arkadaşlar. 80 binlik devirdik. İlginize alakanıza teşekkür ediyoruz. Instagram'da da en büyük biz olduk. Kamış şeyleri adına Kamışça ben Instagram sayfamız 30.000'e bulmak üzere. işte böyle büyük olunca, etkili olunca gümgür gümrü sesle çıkıyor arkadaşlar. O yüzden hepinizi Instagram'a bekliyoruz. Instagram'da kampanya düzenledik. Şu an Instagram e, Twitter yıkılıyor arkadaşlar. Binlerce kamışçısı tak atıyor. Bakın bugün bunu paylaşacak sabah saatlerinde Tam tamına 18.000 işçi gördü. Instagram storylerinde biz istatistikleri gördüğümüz için arkadaşlar. Bu tagı bu paylaştığımız takı 18.000 işçi gördü. Binlerce işçi, şu an Twitter'da. 750.000 kamu işçisinin Twitter etkinliği duyurusu. Saat 20'de başladığı halen devam ediyor. 24 Ocak 2004 saat 20'de. Tak kamu işçisi, tak ek protokol istiyor diyor. Ve ek maaş zam istiyor diyor. 750.000 kamu işçisi zam istiyor sen yoksan çok eksiyiz. Kendi geleceğin için 10 adet tweette sen at. Tüm etkinliğimizi 25 büyük sosyal medya işi platformunun katılımıyla düzenlenmektedir. Biz de varız işlerinde arkadaşlar ama en büyük biziz. Biz de size duyuruyoruz. Bakın hem YouTube kanalımıza duyuruyoruz. Şimdi bu videoyu izledikten sonra hemen Twitter'a gelin. Birlikte başaracağız diyorum. Tak açın arkadaşlar. Kamu olarak ek protokol olarak egzam istiyoruz diye. Ve etiketleyin bildiğiniz bilmediğiniz bütün siyasileri sendikacıları AK Partili, MHP'li, CHP'li İYİ Partili aklınıza kim geliyorsa sendika başkanlarını ama özellikle siyasileri etkileyin arkadaşlar. Sendika başkanları zaten bizden yana. Siyasileri etkileyin. Kamuşisi eksam istiyor deyin. Özellikle AK Parti tarafını yoğun etiket bombardımına tutun. Birlikte başaracağız diyorum. 750 bin kamuşisi Artık YouTube kanalımızda bir 100 bin abone yapsın diyoruz. 80 bin abonede tıkandık arkadaşlar. Aho abone olup da çıkan arkadaşlar. Onlar olmasa şu an bir 150 bin aboneden gidiyorduk arkadaşlar. Ama maalesef işte arkadaşlar dan YouTube kanalımıza abone olup çıkanlar da var. Çıkmayın arkadaşlar. Yani videoları beğenmiyorsanız abone olarak kalın orada. E çok çok videoları izlemezsiniz. Yani bir kanal, bir Instagram kanalı ya da bir YouTube kanalı bu fark etmez. Ya da bir Facebook grubu fark etmiyor arkadaşlar. Ne kadar büyük olursa o kadar etkisi, gücü büyük oluyor. Bunu unutmayın. Yani sadece kendinizi bireysel olarak düşünmeyin. Burada şu an bir YouTube kanalımızı atıyorum. 750 bin kamu işçisi var. Bu YouTube kanalında 750 bin de 750 bin işçisi bu YouTube kanalına abone olsa biz bir video girsek, bir şey paylaşsak 100 bin kamu izlese gümbür gümbür her yere sesimiz çıkar arkadaşlar. O yüzden diyorum abone olun, Instagram'a gelin. Hepinizi bekliyoruz.